ancak hazırlandık bu pazar gününde. O yüzden geç başladığımızı bilerek yaptık. Biraz herkes ulaşsın, yetişsin diye programımıza. Muzayyamızın kıymetli sivil toplum kuruluşları, dernek başkanlarımız, yöneticilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, hanımefendiler ve beyefendiler, genç kardeşlerim. Hepinizi en derin sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz ve şeref verdiniz. Malumunuz 2019'un Mart ayında yerel seçimler yapılacak. Bizler de Mudanya'mızın aktif sivil toplum kuruluşlarının yöneticiliğini yapıyoruz. Özellikle Mudanya Karadeniz Derneğimizin yöneticiliğini yaparken hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın başka siz kıymetli sivil toplum kuruluşlarını tüm programlarımıza her zaman her daim davet ettik. Bu adil davranışlarımıza sizlere teveccüh göstererek bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bugün de yine aynı birlik ve beraberlikle Mudanya'nın geleceği adına burada bir aradayız. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde yaklaşık 6 ay gibi bir vakit varken böyle geniş katılımlı bir oluşumla ilçemiz Mudanya'nın önemli sorunlarını ve bu sorunlara karşılık ne gibi çözüm önerileri ve projeler olması gerektiğiyle ilgili fikir alışverişine bulunarak hangi siyasi görüşte olursanız olun, şu anda aramızda bulunan AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili ve Demokrat Partili dostlarımızla birlikte ortak akıl ve paylaşımla bu gibi toplantılarla hazırlayacağımız raporlar sokağa çıkarak, vatandaşlarımızı da ziyaret ederek, fikir ve düşüncelerini dinleyip, tüm kamuoyuyla paylaşıp, yerel yönetimi talip, tüm siyasi parti ve adaylara, beyannamelerine, Mudanya'mızın geleceğine aydınlık bir fikir oluşturmasını arzu ediyoruz. Mudanya'mızın mevcut yöneticisinin yönetim anlayışında farklı olarak tüm Mudanya daha iyi, daha sosyal ve daha demokrat bir yönetim ve yönetici profilinin olması gerektiğine ilgili herkes hemfikirdir. Bizler de ben yaptık olduğundan uzak katılımcı, şeffaf ve daha kaliteli fikir ortamları oluşmasıyla ilçemize hizmeti özellikle belirtiyorum ki hizmetleri 2019 yılına ve Mudanya'nın tarihi saygınlığına yakışır bir oluşumun önderliğini ve ilk adımlarını burada atarak herkese örnek olmasını hedefliyoruz. Evet arkadaşlar, sizlerin de arzu ettiği söylemler, istediğiniz proje ve düşüncelerinizi açığız. Bendeniz şahsi görüşlerimle ilgili sizlerin huzurunda bu görüşlerimi arz ederek gündeme dair giriş yaptım. Artık söz sivil toplum kuruluşlarındır. Artık söz sizindir. Artık söz Mudanya'ndır. Hepinize afiyet olsun. Tüm katılımcı dostlarıma tekrar teşekkür ederek yaklaşık 4 ay önce dernek kongremizde ve akabinde tüm geniş çapın toplantılarımızda ve en son sosyal medyadan da belirttiğim gibi Mudanya Belediye Başkanlığı seçimlerine odaklanarak bir yol haritası çizeceğinden bahsederek işaret verdik. Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi önceki gün genel seçim süreciyle ilgili tarih açıklamasıyla 1-12 Ekim arası herhangi bir adaylık düşünen meclis üyesi, il ve ilçe başkanı ve yöneticileri istifa edecekler. Bu sebeple belediye meclis üyesine gelmem söz konusu olabilir. Buradan da sizlerin huzurunda ifade edeyim ki belediye meclis üyeliğini kabul etmeyip istifa edeceğiz. Ardından 1 Ekim 19 Ekim tarihleri arasında yani yarından itibaren belediye başkanlıklarına aday adaylığı süreci başlıyor. Bu münasebetle bir araya gelmemize vesile olan adı gibi Güzel Mudanya'nın geleceği platformunda Mudanya'mızın daha huzurlu, daha mutlu ve daha yaşanabilir bir ilçe ve yönetim şekliyle siz değerli Mudanya'lı hemşerilerimden birlikte beraber yönetmek üzere 5 Ekim 2018 Cuma günü saat 14'te Mudanya Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı binasında resmen Mudanya Belediye Başkan aday adaylarını açıklıyorum. Siz değerli sivil toplum kuruluşu başkanlığı ve yöneticileri ve basın mensubu kardeşlerim, hemşerilerimiz bizleri burada da yalnız bırakmadığınız gibi orada da yalnız bırakmayacağınızı ümit ediyor. Mudanya'nın geleceği için hayır
Mudanyalıların karar vereceği, ben yaptım oldu anlayışını sona erecek günler için hayırlı bir yola girdik ve bir karar verdik. Tek bir amacımız ve hedefimiz var. Hep birlikte sen ben demeden Türkiye'nin topluluğuncu belediyesini hayata geçirmek, Mudanya'da herkes farklı ama herkes eşit olacak. Hep birlikte çoluğuyla, çocuğuyla, gencisiyle, yaşlısıyla, esnafı ve iş adamıyla, öğrencisi ve kadını erkeğiyle, köylüsüyle, balıkçısıyla, zeytincisiyle hep beraber yaşanabilir bir Mudanya için çalışacağız. Ve birlikte başaracağız. Bu güzel şehrin bir genci olarak sizlerin desteğiyle, sizler için gecemi gündüzüme katarak, hiç durmadan çalışacağıma, sorunların kısa sürede çözüme kavuşturarak, farklı yaradan, farklı açıdan projeler yaşamaktan gurur duyacağınız bir Mudanya için söz veriyorum. Mudanya'mız için siz değerli dostlarınızın görüşleri, önerileri çok kıymetlidir. Lütfen Mudanya'mızın değişim ve gelişim sürecini birlikte olursak başarabiliriz. Ben Engin Topgöz kardeşiniz olarak talepleriniz için, yani sizin için çalışacak bir kişiyim. Mudanya'mızın ihtiyacı olan, Mudanya'mızın öncelikle sorunlarını çözecek projelerimiz hazırdır. Bunlar kolay. Asıl önemli olan yeniden herkesi birbirine saygı, sevgi, duygu, birlikte olduğu ortak akılla çalışmaktır. Beni burada dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Söz hakkı dediğim gibi sizler de arzu eden, Mudanyacı projesi olan, Mudanyacı bir hedefi olan, niyeti olan varsa mikrofon onudur. Saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlarım, az önce belirttiğim gibi konuşmamda arzu eden Mudanya için bir projesi, fikri olan varsa mikrofonu kendilerine takdim edebiliriz. Burada biz bizeyiz. Saat 12'ye kadar gördüğünüz bu kısmı bize aitti. Hepinizi de düşüncelerinizi sunmanızı arzu ediyorum ben de. Şu anda Hüseyin Başkanıysanız mikrofonu kendisine. Hepinize iyi pazarlar. Öncelikle Engin kardeşimizi bu bedeli cesaretinden dolayı kutluyorum. Mudanya yaşadığı 2014 seçimi geçirdik. Bu seçimin sonucunda Engin kardeşimiz belediyede bulundu, meclis üyemizdi. Dolayısıyla bazı tecrübeler edildiğini ben hissediyorum. Bu tecrübelerine dayanarak özgüvenin de içine katarak aday olduğunu şahit oluyoruz. Mudanya hata yapmanın üstüne sahip bir ilçe değil. Mudanya güçlü bir ilçe. Mudanya güçlü yöneticilerin ihtiyacı duyduğu bir ilçe. Artık Mudanya kendi sınırlarına sıkışmış bir ilçe değil. Beşiktaş Şişli'yle komşu bir ilçe. Dolayısıyla yarışı Osman Gazi veya Yıldırım değil, Beşiktaş Şişli olmalı. Dolayısıyla donatmış, kendine güvenen, çalışacak, sadece çalışacak, odan yürütülecek yöneticilere ihtiyaç var. İyi ekip ve doğru işler yapılacağına inanıyorum. Hepimizin şu gün gösterdiği ilgiden şunu anlıyorum. Mudanya için herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi şeyler yapmak isteyen insanların, doğru yöneticilerin peşinde ve arkasında olacağız. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Hoşça kalın. Yanaştığı mikrofon kendisi kaldı. Kazım Bey. Altı ay sonra bir yerel seçim yapacağım.
bu seçimin iyi değerlendirilmesi mutlaka hakim kendilerine atılıyor. Bunu şunu demek istiyorum. Belediyeler halkı ikneye çalışıyor. Gelecek kişi halkı kucaklamalı. Öteleştirmemeli. Partili ve partisiz bütün halkı seçildikten sonra belediye başkan olmalı. Bu kardeşim umut ediyorum ki öyle bir olacaktır. İnanıyorum inşallah. Demokrasi medyası çok önemlidir. Muhalefeti koruyan bir demokrasi olmadığı müddetçe demokrasi demokrasi değildir. Demokrasinin önünde insan hakları var. Demokrasinin önünde hukuk vardır, hak vardır, adalet vardır. Eğer bunu göremiyorsanız, eğer bunu öteleştiriyorsanız, eğer bunu kendi çıkarına göre yönlendiriyorsanız o bir demokrasi değil, antidemokrasidir. Bugün demokrasi hayaliyle gelenler demokrasinin ne olduğunu neden kendi gücünü kullanıyorlar? Yani demokrasi adına kendi gücünü kullanıyorlar. O nedenle biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Cumhuriyeti vatandaşı olarak gelecek kişi halkı kucaklayan, halkını seven, halkının sorunlarıyla ilgilenen kişileri öteleştirmiyor. Parası olmayan, bağımsız, halkını seven bir başkan bekliyorum. Bunu da Sayın Erdoğan'dan umuyorum. Yapacağı güçle inançlarım. Hepsi de